Selam futbol severler. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayız. Bugün lig derbi, lig bitti. Şampiyon Galatasaray oldu videosuyla karşınızdayız. Galatasaray şampiyonunu tebrik eden bir videoyla karşınızdayız. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar, bildirim zilini de açarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet, ligler bitti. Ligimiz bitti. Birincilik olsun, ikincilik olsun, altlar, üstler bitti. Sadece playoff maçları kaldı. Lige çıkacak takımlar, üst lige çıkacak takımlar belli olacak. Ligimiz bitti. Süper Lig, Trendyol Süper Lig bitti ve şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray takımını, taraftarlarını, oyuncularını, yönetiminden, teknik heyetine, teknik heyetinden çalışanlarına, çalışanlarından taraftarlarına, herkese ayrı ayrı tebrik ediyoruz. Galatasaray şampiyon oldu. Burada hak etti, hak etmedi konusuna girmeyeceğim. Hak etti veya hak etmedi. Kimilerine göre hak etti, kimilerine göre hak etmedi. Sonuçta 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray diye geçti mi? Geçti. Kupa Galatasaraylı futbolcuların eline geçti mi? Geçti. Kupa Galatasaray Müzesi'ne geçti mi? Geçti. Önemli olan Galatasaray için buydu. Galatasaraylar son hafta bir tedirginlik yaşamalarına rağmen Konya'yı net bir skorla 3-1 yenerek Süper Lig'de şampiyon olmayı başardılar. Konya yenilmesine rağmen de Konya'da ligde kaldı. Galatasaray'ı bu seneki kazanmasında bazı unsurlar vardı. Onlardan biri Atan'ın ve Tutan'ın iyi olmasıydı. Muslera gibi bir Tutan'ı, Icardi gibi bir de Atan olduktan sonra sonuca gitmeyi bildiler. Gol yemediler, gol attılar. Ya da yediklerinden fazlası da attılar ve şampiyon oldular. Bir ikincisi de taraftarların inancının olması ve bu inancını, bu enerjisini takıma aktarabilmiş olmasıydı. Taraftarlar daha Fenerbahçe liderle geçtiğinden bugüne kadar, o günden bugüne kadar şampiyon olacaklarına inanıyorlardı. Biz şampiyon olacağız diyorlardı. Kaçarı yok. Biz bu sene şampiyon olacağız. Mayıslar bizimdir dediler. Final haftalarını biz iyi yaparız. Finallerin takımı Galatasaray dediler. Ve dedikleri gibi oldu. Finallerin takımı Galatasaray dediler. Finalde Konya'yı yenip şampiyon oldular. Mayıslar bizimdir dediler. Mayıs ayında şampiyon oldular. Tebrik ediyoruz. Evet, sevindiler. Sevinmek de haklılardı. Kutlama yaptılar. Kutlama yapmak da haklılardı. Ama Galatasaray takımı son zamanlara baktığımızda şampiyonluklara alışmış bir takımdır. Şampiyonluklar yaşamış ve bu şampiyonluklara alışmış bir takım. Kutlamaları da artık eskisi kadar abartmıyorlar. Şimdiden Galatasaray takımının taraftarları yeni sezon heyecanını yaşamaya başladılar. Yeni sezonda da biz şampiyon olacağız demeye başladılar. Herkesi yeneceğiz, ezeceğiz, geçeceğiz ve şampiyon biz olacağız demeye başladılar. 5. yıldızı bir an önce almanın peşine düştü. Takmanın peşine düştü Galatasaray takımı taraftarları. Olabilir mi? Olabilir de olmayabilir de. Bunu önümüzdeki sezon için göreceğiz. Önümüzdeki sezonun daha keyifli, daha kıran kırana geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe olsun, Beşiktaş olsun, Trabzon olsun hatalarını gördü. İyi oyuncular kimler, kötü oyuncular kimler bunları belirledi. Son maça kadar Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıran kırana çekişmeli bir şampiyonluk yarışı geçerken bu şampiyonluk yarışının galibi Galatasaray oldu. Galatasaray Fener'le olsun, Beşiktaş olsun, Galatasaray takımı Fener olsun, Beşiktaş olsun, Trabzon olsun dalga geçme hakkına sahiptirler. Çünkü şampiyon oldular. Siz şampiyon olsaydınız da siz Galatasaray'la alay edip dalga geçseydiniz. Tabii bunu çok abartmalarını da istemem. Çok abartı bir şekilde hani rakipleriyle dalga geçmelerini istemem. Beşiktaş şampiyon olsaydı onların da istemezdim. Şimdi diyeceksiniz Galatasaray olmasın değilim. Galatasaray değilim ama bir futbol kanalı olduğum için Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak, tebrik etmek istedim. Fener şampiyon olsaydı da Fener'in şampiyonluğunu tebrik eden bir video çekecektim. Galatasaray'ın bu sene ligin takımı kim derseniz Galatasaray. Ligin hocası kim derseniz Okan Buruk. Ligin başkanı kim derseniz de Dursun Özbek. Çünkü şampiyon olduğu için ligin takımı Galatasaray'dır. Şampiyon olduğu için ligin hocası Okan Buruk'tur. Şampiyon olduğu için de ligin başkanı Dursun Özbek'tir diyorum. Benim Galatasaray'la ilgili söyleyeceklerim bunlar. Yani detaylı bir video yapmadım. Yani hak ettiler, hak etmediler konusuna girmedim. Hangi oyuncular iyidir, hangi oyuncular kötüdür bu konuya da girmedim. Yine Galatasaray'da Icardi'yi de tebrik edelim. Gol kralı oldu. Icardi'yi de tebrik ederiz. Buraya geldiğinde biraz şüpheler vardı. Paris Saint Germain gibi bir takımdan gönderiliyordu. Paris Saint Germain gibi bir takımda istenmedi ve Galatasaray'a gelmişti. Tabii ki yıldız oyuncu olarak gelmişti ama yani Paris Saint Germain'den sonra direkt neden Galatasaray'a geldi? Bu
kafalarda soru işaretiydi. Avrupa'da hiçbir takım Icardi'yi istemedi. Icardi Galatasaray'a geldi. Icardi 30 yaşından önce bir de Galatasaray'a gelmişti. Bu yüzden şüpheler vardı ama Icardi gol kralı oldu. Kendisini de tebrik edelim. Tekrar Galatasaray takımını, Galatasaray taraftarını, çalışanlarını, yönetimini, yani kısacası Galatasaray camiasını tekrar tebrik ediyor, kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun şampiyonluğunuz. Bir sonraki sezonda da şimdiden sizlere başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Seviyorsunuz.